Herkese selam arkadaşlar, ben Emre Avcı. Bugün sizlerle sahibinin yeni aldığı, daha doğrusu yeni aldığı demeyeyim de 2017 model ama bundan önceki eski traktörüne göre tabii ki de yeni. Yeni aldığı traktörü var. TÜBİTAK 8105 modeli, 2017 model olması lazım. 2016 ya da 2017 falan. İşte bu Maxima kasanın, yani yeni kompozit kasanın ilk çıktığı zamanlardan. Şu an tarlada tiller çekmiştim hepiniz gördüğünüz gibi. Onu çekeceğim ben size şimdiden. Tarlada biraz pislikler var, böyle yerlerde damlamalar falan var. Şimdiden videoda izleyenler neden damlamayı toplamadınız gibi bir yorum yapmasınlar lütfen. Yani şu zamanda değil, ileride toplanacak damlama. Toplanıp atık yerine atılacak tabii haliyle. Sonuçta hayatta da tarlada anız ya da damlama yakmayın lütfen. Bu da bir kamu spotu olsun sizlere. Çok zorunda kalmamış. Şey yakmayın tabii. Şimdi ben bu traktörün bir iş yaptığını videosunu çekeyim. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum ben sizlere. Daha önce sahibinde 285S Ferguson vardı, 4 çeker, 97 modeldi, bayağı efsane bir traktördü. Lakin traktör hemen hemen 7000 lira 8000 saat arasıydı. Yılına göre arıza da açıyor, açtı arızanın da herhangi bir yedek parça karşılığını zor buluyordu yani. Biliyorsunuz eski araçların yedek parçası biraz zor bulunur. O yüzden TÜBİTAK'ı tercih etti, öyle söyleyeyim sizlere. Yani uyguna buldular, uygunu aldılar. 1200 küsür saatte atladı tahminimce bu traktörü. Ama gel gelelim sahibi biraz tabi alışmakta zorluk çekti. 285S'e göre biraz daha elektronik bir motor diyor kendisi. Ama dediğim gibi motor genel itibariyle güzel bence. Yani düzgün kullanan bir insan için gayet yeterli bir traktör olacağını düşünüyorum. Yani at sahibine göre kişiler diye bir laf var ya, çok doğru bir laf aslında at sahibine göre kişilemesi. Şu an damlamaları mesela tiller yardımıyla topluyoruz. Sıra başına gelecek. Yaza doğru da tırmık işlemi yapılırken bu şeyler toplanacak. Ve geri dönüşüme gönderilecek. Size öyle söyleyeyim yani. Bakın bayağı bir arkasına toplamış bir şekilde gidiyor damlama sulamaları, hortumlarını. Yani bunlar tarlaya da zarar, doğaya da zarar. O yüzden lütfen yakmayın yani bunları. Tarlanızın verimi düşer. Ne bileyim, ekeceğiniz mahsule yazık olur. Bence güzel bir şekilde alın. Zaten atık toplama depoları çok fazla var Türkiye'de. Herhangi bir yere gidin atın. Sonuçta her çiftçimizin römorku vesaire mevcut arkadaşlar yani. Yazık günah olmasın. Hem doğaya hem zararlı canlılara zarar vermeyelim lütfen. Bu toprağı görüyorsunuz, bakın topraktaki organik madde miktarı ne kadar yoğun. Yani toprak işlemeye çok uygun şu an. Gayet güzel bir tavı var. Birkaç günde de havanın lodostu. Havanın lodos olmasından dolayı da bayağı yer yerlendi yani, size öyle söyleyeyim. Organik madde miktarı çok fazla çünkü biz buraya leonardit attık. Toprak pH düzenleyici. Yani toprak her şekilde kendi tavını buluyor yılına ve yerine göre.
Gayet güzel görüyorsunuz yani toprak. Eleniyor yani. Toprak işlemeye gayet uygun şu an. Yani yazdan çok ot çıkmasın diye işliyoruz biz buraya. Normalde pek bu zamanda yer işlenmez. Yazda çok ot çıkmasın diye işliyoruz yani yeri. Bakın bayağı bir arkasında damlama uğrusu gidiyor traktörü. Koptu. Haşlar yalnız koptu bunda. Bak köşede fare gidiyor. Bak. Bakın arkadaşlar köşede fare var. Bakın. Nereye gidiyorsun? Şşşt. Hadi git. Traktör çiğnecek şimdi seni. Yürü. Gördüğünüz gibi toprakta canlı miktarda bayağı fazla arkadaşlar. Genelde şu kıyılarda oluyor. Çünkü burada çeltik ekiliyor bu arazileri. Gördüğünüz gibi bakın bayağı çeltik arazisi yani. Çeltik ekildiği için de aralarda sırtlar var. Sırtlar genelde sert yapılar olduğu için fareler için daha iyi bir ev haline geliyor. Bu zamanlarda bayağı fare şeyi çok ya. Fare oranı. Son sıraya gelecek şimdi Tümasan. Şu an şoförü geri çıkıyor traktörün. Evet, damlamayı toplama onun şeyi. Bakın kanal açıyor araya. Araya pislik topluyor, ot pisliği topluyor. Kanal açtığı için de güzel bir işlem olmuyor açıkçası, öyle söyleyeyim yani.